İyi akşamlar sayın seyirciler. Bu akşamki konuğumuz futbolumuzda kesin bir otorite sayılan Sayın Mahmut Sert. Sayın Mahmut Sert'le bu akşam futbolumuzun içinde bulunduğu kötü durumu konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Sert. Hoş bulduk efendim. Efendim biliyorsunuz Avrupa kupalarında kötü neticeler elde ediyoruz. 8-0'lık acı hezimetlere göğüs germek zorunda kalıyoruz. Sizce bu kötü durumların sorumlusu ve suçlusu kim? Futbolcularımız efendim. Özellikle futbolcularımız son zamanlarda üzerlerine düşen görevi yapmak için fazla bir gayret sarf etmiyorlar. Ya demek böyle düşünüyorum. Evet. Oysa ben sizinle aynı fikirde değilim. Yani tek sorumlu ve tek suçlu herhalde futbolcularımız değil. Kimler efendim? Biziz. Ha, siz de ben. Tabii. Oysa ben düşünüp duruyordum deminden beri bu 8 golü nasıl yedik diye. Tabii kalede ben durduktan sonra az bile yemişiz. Hayır canım o anlamda değil. Ha, siz kaledeydiniz ben muhacim olarak sizden ilerideydim. Hayır canım anlatamadım galiba. İsterseniz ben size bunu uygulamalı olarak göstereyim. Top yok. Canım topa gerek yok. Şu röportajlarımızı bir izleyelim. Kolay gelsin. Sağ ol. Devalüasyon ne demek sizce? Ne? Devalüasyon. Losyon çalmak. Hayda nereden çıktı kardeşim şimdi bu? Deve losyon. Losyonu deve ediyor. İktisat. Ne sat? İktisat. Ben tamirciyim abi hiçbir şey satamam burada. Borsa. Ustam bana bir korsa. Nasıl kaynattım soruyu ama. Teşekkür ederiz. Olur. İyi günler hanımefendi. Bir soru sorabilir miyim? Niye soruyorsunuz? Ben televizyondan geliyorum da. Ah 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 hatırladım sizi. Siz olacak o kadar televizyondansınız. Hani kısa boylu, kahverengi gözlü, saçlarınızı ortadan ayırırsınız. Hep aynı montları giyersiniz. Ay hatırlamaz mıyım? Bayılıyorum ayol size. Hep güzel sorular soruyorsunuz. Teşekkür ederim. Bir soru da size sorabilir miyim? Ay tabii tabii sorun. Gorbaçov kim? Gorbaçov. Ay o çok zor soru sordunuz. Şöyle biraz ipucu verseniz. Hani bir yer vardı da Gorbaçov oranın yöneticisiydi. Sonra Yeltsin ortaya... Evet, evet, evet. Hatırladım. Hatırlamaz olur muyum ayol? Yeltsin'in karısıyla Gorbaçov flört etmişti. O da intikam almak için gitti. Ashton John'un kızı olmadın. Aslında Eric Foster'ın kızı olduğunu söyledi. Ay hatırlamaz mıyım Gorbaçov'u? Ayol cesur ve güzeldi de oynadı. Bayılıyorum ona. Ay ne kadar seksi bakışları vardı. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Sizce kitler satılmalı mı? Dalga mı geçiyorsun abi ya? Son günlerde ekmek gibi satılıyor ha. Oo bakıyorum ilginiz var yani. İlgilenmez olur muyum abi? Evde bütün ciltler var ha. Cilt mi? Kitlerden mi? Tabii abi ya. Bayılıyorum ha. Maçak matraka. Çok seviyorum ben o kiti. Hangi kiti? Red kiti. Geçenlerde şeyi başladı. Filmi başladı. Dur bakayım. Şey oynuyor. Kerem Cehil abim oynuyor ha. Ha hayır. Biz kamu iktisadi teşekkür. Estağfurullah abi değmez ya. Nasıl yani? Teşekkür edeyim diyorsun da değmez. Mühim mi abi? Önemli mi ya? Gözünü seveyim abi. Arkadaşı sırda. Aynen. Hanımefendi pankreas nerededir? Bu konuyu kocamla konuşmanız gerekir. Pardon anlayamadım. Niçin? Ben pek gezmem. Kocam her yeri gezmiştir, görmüştür. O bilir. Pankreas nerededir, iklimi nasıldır, bitki örtüsü nedir? Kocam bilir. Hanımefendi ben size pankreasın vücudun hangi bölgesinde olduğunu sormuştum. Sizin de bir pankreasınız var. Aa, ben görmedim. Tabii göremezsiniz çünkü o sizin içinizde. Aa, ben gözümle görmediğim şeye inanmam. Ama kocam eğer içinde pankreas var derse inanırım. Peki kocanız nereden bilecek? O benim içimi dışımı bilir. İyi günler. Orhan Veli'yi tanır mısınız? Kim abi? Orhan Veli. Orhan Veli burada tophanede mi oturuyor abi? Hayır zannetmiyorum. Tophanede oturmuyor. Ne yapmış bu çocuk? Bir duruma mı karışmış? Bir olay mı var abi? Bilemiyorum. Onu size soruyoruz. Vallahi tophaneli değilse bilmem abi. Ama tophaneden birini soracaksan çat seceresini okurum Allah'ıma kitabıma. Peki laiklik nedir sizce? Ne iklik abi? Laiklik. Bu iklik... Bu da mı burada? Bu çocuk da mı burada? Tophaneli miymiş bu? Hayır, bu bir kişi değil. Bu bir terim. Terim verim öyle... Burada öyle terim verim böyle numara yemez yani. Nedir? Sizi davet ediyorum terbiye yani. Nedir layık mayık? Kim kime layık yani? Ne? Peki Selanik 1881 deyince aklınıza ne geliyor? 1881? Evet. Selanik. Selanik... Ya onu bana çok söylediler abi, çok methettiler fakat ben onu görmedim abi. Neyi görmediniz? O filmi görmedim ama Rambo 1991'i gördüm. Çocuk hakkını arıyordu, etrafı bir dağıtıyor, bir giriyor, bir kapa. A-E-T ne demek? A-E-T. T. Bunu bilmeyecek ne var canım? Pardon, bir daha sorar mısınız? A-E-T ne demek diye sormuştum. A-E-T bir deterjan markasıdır. Bilmem bilir misiniz? Peki Yaşar Kemal kim? Anlayamadım. Ne?
Evet Sayın Mahmut Sert, insanlarımızın eğitim ve kültür düzeyini gösteren röportajları izlediniz. Ne diyorsunuz? Genel kültür düzeyimiz oldukça düşük diyorum efendim. Peki bunun sebepleri ne olabilir sizce? Zaman efendim. İnsanlarımızın zamanının yarısı yolda, yarısı da işlerinde geçiyor. Vakit bulsalar bile kendi dertlerinden sıyrılıp bu işlerle uğraşamıyorlar. Bu kanıya varmadan önce isterseniz röportajların ikinci bölümünü izleyelim. Beşiktaş'ın futbolcularını sayar mısınız? Bako, Ulvi, Kadir, Gökhan, Recep. Fenerbahçe'nin antrenörü kim? Renglat. Beşiktaş'ın antrenörü kim? Gordon mi? Galatasaray'ın Altay'a transfer olan oyuncusu kim? Prekazi. Fenerbahçe'nin tarihinde bir Manchester galibiyeti vardı. Golleri kim atmıştı? Soruya bak ya. Gençler Birliği'nden kapmış olduğumuz Abdullah abimle o gün altı parmak. Galatasaray yabancı bir takımı 5-0 yenmişti. Bu hangi takımdı? Neşet Ertaş. Peki golleri kim atmıştı? Tanju Uğur. Tanju 3 tane attı. O gün biraz yorgundu. Akşam gezmiş agani gibi. Yoksa 5 tane atardı. 2 tane de Uğur attı. Trabzonspor Fransa'da hangi takımı yenmişti? Olympic Lyon 4-3 yendi. Peki geçen sene Barcelona'yı kaç 0 yenmişti? Baş Türkiye'de oldu. 1-0 yendi. Acayipti. Bize dünyanın en ünlü iki tenisçisinin ismini söyler misiniz? Aa, bunu bilmeyecek ne var? İki Çekoslovak. Kadınlarda Navratilova, erkeklerde Ivan Lendl. Gördünüz mü ne derin bir bilgiye sahipler? Gerçekten biraz önce sormuş olduğunuz soruların hiçbirine cevap veremediler ama bunları acayip biliyorlar. Vaktimiz yetse 3. lig takımlarını bile sayabileceklerine eminim. Sadece isimleri mi? Hangi futbolcunun kaç paraya transfer olduğunu, hangi futbolcunun hangi artistle ilgisi olduğunu biliriz. Ama sinemayla, tiyatroyla, sanatla ilgilenmeyiz. Desenize bu yüzden maçlara eğlenmeye değil de ölmeye gidiyoruz. Karşı tribündeki kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı düşman görüyoruz. İşte bu yüzden futbolumuzun çok iyi durumda olmayışının sorumlusu biziz diyorum. Bu gayretimizin onda birini her şeyin başı olan eğitim ve kültürü harcasak, İngiltere bize her maçta 8-0 yenebilir. Oley, 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 oley. Ya maç değil bu. Bu maç değil. Cimbom'un maçı var. Baksana Cimbom oynuyor. Gördün ya mi? Şükrü sen bugün ev sahibine gitmeyecek miydin? Bırak şimdi ev sahibini başlatma. Ev sahibinden Cimbom oynuyor diyorum sana. Bu adam bizi evden atacak diyorum. Git konuş onunla. Ya git işine be kadın. Ben Cimbom'un maçı var diyorum. Sen ne diyorsun ya? Allah size akıl fikir versin. Kıracağım şu televizyonu bugün. Baba sarı, kırmızı, ev büyük Cimbom. Başka bir büyük yok. Oley! Baba ne oluyorsun baba? Baba! Anne! Anne koş baba bir şey oldu anne! Yine kalbi tuttu. Koş alt kattaki doktor Cemal Bey'e haber ver. Hay Allah tam da gol olacaktı. Başlayacağım şimdi senin golüne. Şükrü! Kaybetti o Cüneyt. Lan otom kaçar mı be? Lan otom kaçar! Allah cezanı versin. Yediğiniz ekmek haram olsun lan sen. Lan geliyor adam tutsana baba. Cemal, Allah cezanı versin. Şükrü Bey'in oğlu geldi. Şükrü Bey'in fenalaşmış. Fena bastırıyorsun görmüyor musun bizim karakter? Nasıl? Ya akı akı gidiyorlar nasıl diyor hala Şükrü ya. Şükrü Bey fenalaşmış yerlere düştü. Fenalaşan Şükrü değil ya. Görmüyor musun İsmail düştü yerlere Şükrü ya. Şükrü Bey kalp krizi geçirmiş şekerim. Kalp krizi doğru mu? Numara yapıyor ya. Dinlenmek için Şükrü numara Bey yapıyor. Şükrü Bey kalp krizi geçirmiş. Ne diyorsun sen ya? Şükrü Bey kalp krizi geçirmiş diyorum şekerim. Sahi mi söylüyorsun? Evet. İlk hoş hemen hastaneye yetişsinler. Ben de kalp krizi geçiriyorum tamam. Da. Takımımıza tamam. Fena bastırlar. Hadi basın lan da bak ya. Anne, ne oldu mu? Oğlum doktor nerede? Hemen hastaneye yetiştirin diyor. Koş Nihat'ı beylere söyle onların arabası var onlar götürsünler. Ya anne bir dakika ya şu tehlikeli bir hanım. Çık lan git. Ne var oğlum çok güzel. Gol. Kim attı abi? Koteçki attı be. Namussuzum atacağımız belliydi. Nasıl sıkıştırıyorduk ama? Oğlum da kalbi sıkıştı. Sıkışmaz mı be? Şöyle böyle kalp sıkışmaz mı be? Deli misin? Hadi gidiyorum. Hani diyorum ki abi arabanla babamı hastaneye kadar götürsen. Ciddi misin? Maçı abi. Bırakamam abi. Şu anahtarları vereyim siz götürün. Ama bize araba kullanmasını bilen kimse yok ki. Ya da evladım ben maçı seyretmeyeyim mi? Deli misin? Hadi verin lafı soruyorum. İyi misin hayatım? Aa, bu kalabalık da ne?
Ya maça yetişeceğim, kusura bakmayın. Maça gidiyorum, anlıyor musun? Yenge, bu renklere can feda! Peki, insaf yok mu be? İnsaf etmeyeceksin yenge! Önüne gelen takımı ipe dizer gibi dizeceksin! Doktor bey, benim de kocamın kalbi sıkışıyor. Hay Allah, getirin içeri. Şükrü, gel. Geçin şöyle. Otur. Bak, Uğuz o tarafta, otur. Doktor bey, kim bakacak? Baksana Hacer, baksana, uyuma. Adam fenalaşıyor. Durum gerçekten fena. Gidiyor. Gidiyor, Bülent'im gidiyor, aslanım Bülent. Bülent, hadi. Doktor bey, baksanıza. Bu adamın nabzı normal, hiçbir şey yok. Tuttuğun kol benim kolum. Niye kolunu sen uzatıyorsun? Hasta sen misin? Doktor bey, bu ciddi bir iş. Adam kalp krizi geçiriyor. Geçirdi! Şükrü! Gol! Doktor bey, durum ne vakti? Harika! Yapayalnız kaldım ben, şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Geçer. Gün ilişki başlı oldu. Biliyorum ki özetlerde verir. Bana bak, çaktırma da şu televizyon açıverdi. Sırasıymış. Aç çaktı bak. Başınız sağ olsun komşum. Gol! Affedersin, tamir. Başınız sağ olsun. Yok, aklımda bir şey yok. Devalın evimden diyorum size. Devalın artık buradan. Yeter. Maç diye öldünüz. Siz maçtan başka bir şey oynatmaz mısınız be? Maç karın doyuruyor mu?